Kas kalemle kazanacaksınız. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde toplumcu gerçekçi roman anlayışıyla devam edeceğiz. Biliyorsunuz şiirde de romanda da özellikle 1940'lı yıllardan itibaren toplumcu gerçekçiliğin ön plana çıktığını görüyoruz. Özellikle romanlarda ve hikayelerde toplumun sorunlarını dile getirme ve bunlara çözüm üretme pek çok şair ve yazar tarafından ele alınıyor. 1940'lardan itibaren bir Sait Faik hikayesinin yanında 1945'ten itibaren sosyal ve gerçekçi konulara yönelen bir roman ve hikaye anlayışı doğmuştur. Sabahattin Ali, Sadri Ertem ve Reşat Enes bu 1945'ten itibaren ve 1940'lı yılların devamında toplumcu gerçekçi roman ve hikayeleriyle ön plana çıkan yazarlar olarak karşımıza çıkar. Bunun dışında baktığımızda özellikle bu üç yazarın eserlerinin ortak noktası olarak kaleme alınan roman ve hikayelerdeki sorunların dile getirilmesi, bunların gözleme dayalı ve realist bir bakış açısıyla ortaya konması, sanat yapma gayesinin geri planda tutulması ve özellikle sorunlara çözüm önermesi öne çıkar. Baktığımızda özellikle bu roman anlayışının temelinde bulunan özellikleri, romanın ve hikayenin toplumu değiştirmenin bir aracı olarak görülmesi ve sanat yapma amacından öte toplumu yönlendirme amacına güdülmesidir. Özellikle şiirde de gördüğümüz köy ve fabrika çevrelerinden, işçi ve ırgat hayatlarından, büyük şehirlerin yoksul ve geri semtlerinden seçildiğini görüyoruz konuları. Ve bu insanların görünümleri, sıkıntıları, gerçekçi bir bakış açısıyla ve gözleme dayalı olarak ortaya konur. Bu romanların en önemli özelliği tezli romanlar olması, bir problemi ortaya koyması ve bunu gerçekçi bir bakış açısıyla ortaya koymasıdır. Bu yüzden de baktığımızda siyah beyaz gibi karakterler ve olaylar net çizgilerle ayrılır ve öğreticilik ön planda olduğu için okuyucunun net olarak bu karakterleri görmesi sağlanır iyi ve kötü olarak. A ırgat, din adamı öğretmen, işçi patron, güçlü güçsüz, zengin fakir gibi zıtlıklar yine bu romanların ekseni etrafında şekillenir. Baktığımızda eserlerde gerçekçiliğin ön planda olduğundan bahsetmiştik. Bu yüzden de gerçekçiliğe bağlı olarak örneğin işçiler, köylüler ya da ırgatlar ait olduğu çevreye göre konuşur. Bu yüzden de biz şiire ve ağızlarda ait olan kelimelerin bu romanlarda sıkça karşımıza çıktığını görürüz. Baktığımızda özellikle bu çevreye karakterlerin ait olduğu ya da tiplerin ait olduğu çevreye ait adetler, görenekler, fabrikalar, hapishaneler, köye ait terimler yine bu tip roman ve hikayelerde sıkça karşımıza çıkar. Baktığımızda 1945'ten itibaren Türk roman ve hikayesindeki toplumcu gerçekçi çizgide yazan yazarlara baktığımızda Selahattin Enis, Hasan İzzettin Dinamo, Kemal Tahir, Kemal Bilbaşar, Rıfat Ilgaz, Orhan Kemal, Aziz Nesin, Samim Kocagöz, Orhan Hançerlioğlu, Faik Baysal, Vedat Türkali, Yaşar Kemal, Abbas Sayar, Nezihe Meriç, Talip Apaydın, Fakir Baykurt, Dursun Akçam ve Sevgi Soysal gibi isimleri görmekteyiz. Şimdi bunların içerisinden özellikle sınavda çıkabilecek olan yazarları inceleyelim arkadaşlar. Bunlardan ilk ve en önemlilerinden birisi Kemal Tahir'dir. Edebiyata şiirle başlamış ve uzun bir süre günlük hikayeler ve dedektif macera romanları kaleme almıştır. Bunlar popüler kültür ürünleri olduğu için genellikle takma isim kullanmayı tercih etmiştir. Asıl eserlerini 1965'ten sonra toplumcu gerçekçi çizgide oluşturmuştur. Şiire gerçekliği gençlik hevesiyle başlamış ve lise yıllarında başlamıştır. Zaten 1930'lardan itibaren de dönemin önemli kültür ve edebiyat dergilerinde bu şiirleri yayımlanmıştır. Bu şiirlerde çoğunlukla aşk ve anne temalarını işlediği görülmektedir. Baktığımızda özellikle basın hayatına girdikten sonra bohem hayatını da eserlerine yansıtmaya başlamış ve bohem hayatın eğlence ögesi olan kadınları şiire sokmuştur. Onun ile roman ve hikaye anlayışının şekillenmesine Nazım Hikmet'le tanışması ve onun yazın hayatından etkilenmesi bulunmaktadır. Onun Nazım Hikmet'in teşvikiyle roman ve hikaye yönelmesi toplumcu gerçekçi çizgiye kaymasının temel eskenlerinden birisi olarak karşımıza çıkar. Zaten bu çizgide kaleme aldığı ilk hikayelerinde de İstanbul bohem hayatını gerçekçi çizgilerle ortaya koyar. Baktığımızda özellikle Osmanlı'nın yıkılış dönemi onun çocukluk yıllarına denk geldiği için roman ve hikayelerindeki anılarından da hareket eder. Yorgun Savaşçı, Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu bu çerçevede kaleme alınan eserlerdir.
Bunlar bir ideoloji egemendir ve Osmanlı'nın görünümünü sunar. Fakat Yol Ayrımı ve Kurt Kanunu romanlarında bu ideolojiyle hesaplaşma ve bu ideolojinin getirdiği sorunlara çözümler ortaya koyma dikkat çeker. Bu yüzden de adını aldığımız eserleri oldukça önemlidir yazarın. Baktığımızda özellikle Kemal Tahir'in Kerim Salih ve Mustafa Börkücü ve Nazım Hikmet gibi sosyalizmin Türkiye'deki önemli temsilcilerden etkilendiğini ve bu konudaki fikirlerinde dönemin önemli dergilerinde kaleme aldığını biliyoruz. Bunun yanında özellikle yerli bir roman yaratma çabası içerisinde bulunduğu en önemli disiplin tarih olmuştur yazarın. Osmanlı tarihini anlamaya, Osmanlı toplumunu idare eden yasaları tespit etmeye çalışır ve Osmanlı'nın yıkılışının arka planını araştırır. Bu yüzden de romanlarında Osmanlı'nın bu son dönemi irdelenmekte ve ideolojik tutum olarak ortaya konmaktadır. Yine toplumcu gerçekçi şiirde de gördüğümüz Nazım Hikmet'in şiirinde, Hasan İzzettin Dinamo'nun şiirlerinde de izlek olarak karşımıza çıkan hapishane hayatı bu dönem toplumcu gerçekçi roman yazarlarında da karşımıza çıkar. Kemal Tahir bunlardan birisidir. Hapishanede bulunduğu dönemdeki gözlemleri, hissettikleri onun roman ve hikayelerine yansıtır gerçekçi bakış açısıyla. Yine Orta Anadolu köylerine geçen romanlarında o yöreye ait deyişler İstanbul Türkçesiyle başarılı bir şekilde kaynaştırılmıştır. Büyük şehir romanları olarak adlandırabileceğimiz Meşrutiyet ve Mütareke yıllarının 1930'ların olaylarına kadarki dönemini anlattığı ve birbirinin devamı niteliğinde olan nehir romanı anlayışını yansıtan romanlar kaleme alması o dönemin siyasi panoramasını vermesi açısından dikkate değerdir. Eserlerine bakalım. Eserlerini mutlaka bilelim arkadaşlar. Romanlarından bazıları Sağırdere, Esir Şehrin İnsanları, Kör Duman, Rahmet Yolları Kesti, Yedi Çınar Yaylası, Kelleci Mehmet, Yorgun Savaşçı, Devlet Anı, Kurt Kanunu, Yol Ayrımı, Namusçular ve Daması, Öyküleri ise Gül İnsanları adlı kitapta toplamıştır. Gelelim yine dönemin önemli toplumcu gerçekçi roman yazarlarından Orhan Kemal'e. Asıl adı Mehmet Reşit Öğütçü'dür. Toplumculuğu kolayca sınırlamayan bir sosyalizm olarak görmüş ve onu topluma çeşitli olaylar içinde telkin eden romanlar kaleme almıştır. Onun romanlarının ana hareket noktası işçileri ele alması ve işçi sorunlarını dile getirmesidir. Nazım Hikmet'le tanıştıktan sonra bilinçli olarak toplumcu gerçekçiliğe yönelmiş ve gözlemlediklerini başarılı bir şekilde işçi ekseninde yansıtmayı amaç edinmiştir. Özellikle Orhan Kemal romanlarına ana eksen olarak küçük adamı ele alır. Bu ve bu küçük adam diye bahsettiğimiz çoğunlukla işçi sınıfıdır. Bu yüzden de işçi sınıfının küçük sıradan problemlerini ele alması ve bunlara çözümler üretmesi açısından toplumcu gerçekçilerden ayrı bir yere koymamız gereken bir isimdir. Özellikle işçi sınıfını seçmesi için adına. Baktığımızda özellikle Orhan Kemal 1949-1970'li yıllarda Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Sadri Erten, Sait Faik Abasıyanık, Sabahattin Ali, Kemal Tahir, Yaşar Kemal ve Samim Koca Gözdesi'nin devamı olarak memleketçi edebiyatın temsilcileri arasında da yer almaktadır. Çünkü özellikle Anadolu'ya yönelmesi açısından da toplumcu gerçekçiliğin Anadolu'daki yansımasını eserlerine yansıtır. Baktığımızda özellikle Türk toplumunun dönemsel yansımaları insan gerçeğiyle evrensel düzende yerini kurar. O Türk edebiyatının aydınlık gerçekçiliğini savunan bir aydınıdır. Bu yüzden de özellikle onun roman ve hikayelerinde aydına bir sorumluluk yüklenmektedir. Özellikle diyaloglar içerisinde şiire taklidine dayanması ve yine gözlemciliği ve gerçekçiliği yansıtması açısından dikkate değerdir. Dönemin diğer yazarlarında da görüyoruz biliyorsunuz bunu. Yine onda biraz sonra Yaşar Kemal'de de göreceğimiz Çukurova'nın mekan olarak seçilmesi, buradaki tarım ve sanayi işçileriyle İstanbul'un yoksul insanların ele alınması yine hareket noktalarından birisidir. Eserlerinden bazılarına bakalım. Romanları Baba Evi, Murtaza, Cemile, Bereketli Topraklar Üzerinde, Hanımın Çiftliği, Gurbet Kuşları ve Mahalle Kavgası. Hikayelerinden bazıları ise Ekmek Kavgası, Sarhoşlar, Çamaşırcının Kızı ve 72. Kovuştur. Yine gördüğünüz gibi 72. Kovuş hikaye olarak kaleme alınmış. Burada da yine hapishane hayatının izleyi sürülmüştür. Dönemin bir diğer toplumcu gerçekçi yazarı ise Türk Edebiyatı'nda şiir, roman, tiyatro ve mizah türünde pek çok eser kaleme alan Aziz Nesin'dir. Onun eserlerinin hareket noktası olarak karşımıza mizah çıkmaktadır.
Bütün toplumcu gerçekçi ve eleştirel tutumunu bize üzerinden verir. Tezli olarak ortaya koyduğu eserlerinde bile mutlaka bir güldürü öğesi bulunmaktadır. Çok fazla sayıca eser kaleme almıştır. Bunlardan bazılarına bakalım. Hikayelerin, romanların ve tiyatrolarının seçtiği isimler bile bu mizahı verir niteliktedir. Hikayelerin it kuyruğu, damda deli var, filhandi, 100 liraya bir deli, hayvan deyip geçme. Romanlarından bazıların kadın olan erkek, Goro Kralı Sait Hop Sait ve Erkek Sabahattir. Tiyatroları ise Toros Canavarı, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Hadi Öldürsene Canikom olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelelim yanına yıldız koymamız gereken önemli toplumcu gerçekçi yazarlardan Samim Kocagöz'e. Özellikle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiş, 3 yıl Lozan Üniversitesi'nde sanat tarihi dersleri almıştır. İlk romanı olan İkinci Dünya romantizmin etkisiyle kaleme alınmış bir eserdir. Bir şehrin iki kapısında ise özellikle artık toplumcu gerçekçi çizgiye yöneldiğini görürüz. Burada Banat Ovası'ndaki bir kasaba halkının yaşadığı sorunları yansıtır. Özellikle Menderes'in zamansız taşmalarının köylüye yaşattığı sıkıntılar üzerinde ayrıntılı olarak durur. Yılan hikayesinde ise yine Banat Ovası'nda su baskınları yüzünden köylüsü topraksız kalan bir köyü ele alır ve buna çözümler üretir bu romanında. Özellikle onun Yaşar Kemal ve Kemal Tahir'de nasıl Çukurova bir mekan olarak seçiliyordu, Samim Kocagöz'ünde roman ve hikayelerinde mekan olarak genellikle Söke'nin seçildiği görülmektedir. Bu yüzden de Bir Karış Toprak, Bir Çift Öküz gibi önemli romanlarında yine Söke mutlaka yer almaktadır. Bu iki roman birbirinin devamı niteliğindedir. Yörük Tımarı'nın öyküsü Cumhuriyet'ten sonraki durumu yine bu romanlarda ele alınan durumdur. Yazar romanlarını kaynaklara, belgelere ve anılara dayandırarak tamamen gerçekçi bir bakış açısıyla ele alır. 10 Binlerin Dönüşü, İzmir'in İçinde ve Tartışma adlı romanları ise konuları bakımından daha önce kaleme aldığı romanlardan farklıdır. Burada özellikle 2. Dünya Savaşı yıllarında İstanbul Üniversitesi çevresindeki aydınların bu konuya tutumu üzerinden bir eleştirel tutum sergiler. Özellikle onun romanlarında olaya ağırlık verildiğini, kişiler üzerinde ve onların psikoloji üzerinde fazla durulmadığını söylemeliyiz. Baktığımızda konuya uygun çeşitli kesimlerden seçilen kişiler çoğunlukla gerçekte yaşamış ve yazarın tanımış olduğu kişilerdir. Bu yüzden de gerçekçilik açısından dikkate değerdir. Samim Kocagöz'ün hikayeli eserlerine bakalım. Öncelikle romanları, İkinci Dünya, Bir Şehrin İki Kapısı, Yılan Hikayesi, On Binlerin Dönüşü, Kalpaklılar, Dolu Dizgin, Bir Karış Toprak, Bir Çift Öküz, İzmir'in İçinde, Tartışma, Mor Ötesi, Eski Toprak ve Bütün Öyküleri. Çocuk kitaplarına bakalım, Nasrettin Hoca adıyla toplamıştır. Hikaye kitapları ise Telli Kavak, Sığınak, Samamca, Cihan Şoförü, Ahmet'in Kuzuları, Yolun Üstündeki Kaya, Yağmurdaki Kız, Alandaki Delikanlı, Koca Tülü ve Gecenin Soluğudur arkadaşlar. Gelelim yanına yıldız koymamız gereken ve sınavda çıkma ihtimali yüksek olan isimlerden birisi olan Yaşar Kemal'e. Asıl adı Sadık Görceli'dir. Toplumcu gerçekçi anlayışın hem Türk edebiyatında hem de dünya edebiyatındaki önemli isimlerinden birisidir. Defalarca Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Roman ve hikayelerinde Toros köylülerini, Çukurova'da ırgatların hayatlarını, kendi büyüme ve yetişme döneminde gelip çıktığı işleri, yoksulluğu, büyük şehirlerin yoksul insanlarını ayrıntılı ve başarılı bir şekilde işlemiştir. Eserlerinde folklörden, Anadolu efsanelerinden, eşkıya hikayelerinden, türkülerden ve ağıtlardan besleniyor. Bu yüzden de eserlerinde okuduğumuzda yoğun bir halk kültürüyle karşılaşırız. Bu da onun romanını zenginleştiren bir şeydir. Romanlarında canlı ve etkileyici bir üslup ve hareketli bir tutum dikkat çeker. Tabiat tasvirlerinde yerel sözcüklerin ve deyimlerin kullanılmasını oldukça başarılıdır yazar. Pek çok romanı farklı dillere çevrilmiş ve sinemaya uyarlanmıştır. Özellikle dikkat etmemiz gereken eserlerinden İnce Mehmet Seri romanı, yazarın efsane, masal gibi geleneksel unsurlarla çağdaş anlatım tekniklerini başarılı bir şekilde bir araya getirdiği bir romandır. Eserlerinden bazılarına bakalım. Romanları Teneke, İnce Mehmet, Orta Direk, Yerdemir Gökbakır, Ölmez Otu, Ağrı Dağı Efsanesi, Binboğlar Efsanesi, Yusufçuk Yusuf, Yılanı Öldürseler, Filler Sultanı ve Kırmızı Sakallı Topal Karınca, Deniz Küssü, Karıncanın Su İçtiği ve Tan Yeri Vurozları.
Hikayelerini bütün hikayelerle sarı sıcak adlı kitaplarda toplamıştır. Röportajları ise sınavda çıkmaz ama bütün olarak görmemiz adına Yalan Ormanlarda 50 Gün, Peri Bacaları, Bu Diyar Baştan Başa ve Bir Bulut Kanyar olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Gelelim Necati Cumalı'ya. Necati Cumalı'nın roman, tiyatro, şiir, hikaye gibi pek çok edebi türde eser verdiğini söylemeliyiz. Herhangi bir edebi topluluk içerisinde yer almamış fakat toplumcu gerçekçi çizgi anlayışıyla devam etmiştir. Bu anlayış içerisinde kendine has üslubunu vurmayı başarmıştır yazar. Özellikle tecrübeleri ve gözlemlerine dayalı olarak insanı ve insani değerleri ön plana çıkaran eserler kaleme almıştır. Avukatlık mesleğinden faydalanarak Zeliş, Yağmurlar ve Topraklar açı tütün romanlarından oluşan tütün üçlemesi adını verdiği kasaba romanlarını kaleme almıştır. Yağmurlar ve Topraklar ve Aşk Tegezer'le kendisini ve arkadaşlarını anlatmış, böylece gözlemci ve gerçekçilikten ayrılmamıştır. Hikayelerinde biraz önce bahsettiğimiz Samim Kocagöz'ün Söke'yi ele alması, Yaşar Kemal'in ve Kemal Tahir'in Çukurova'yı ele alması gibi onda da Urla sık sık geçer. Özellikle ya olaylar Urla'da geçmekte ya da romandaki kişiler mutlaka Urla ile ilişkilendirilmektedir. Yazarın ferdi temalara da yöneldiğini, aşk, cinsellik, ihanet ve intikam gibi konular üzerinde de durduğunu söylemeliyiz. Baktığımızda özellikle Necati Cumalı'nın merkezindeki romanının merkezinde bulunan kişilerde görülen en önemli özellik az ya da çok idealize edilmiş tipler olmalarıdır. Yazar bu yönüyle de okuyucuyu yönlendirmektedir. Yazar anlatıcı olayların akışına müdahale etmeden kendi duygu ve düşüncelerini ortaya koyar fakat okuyucuyu da bu anlamda yönlendirmiş olur iyi ve kötüyü ayırt etmesi açısından. Onun Zeliş, Susuz Yaz, Meşhur Dila Hanım ve Boş Beşik adlı eserleri filme uyarlanmış, hikaye ve tiyatroları da yine aynı şekilde sinemaya uyarlanmıştır. Eserlerine toplu olarak bakalım. Romanların Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün ki Tütün Üçlemesi olarak geçmişti, Aşk ile Gezer. Hikayeleri Yalnız Kadın, Susuz Yaz, Kente İnen Kaplanlar, Dila Hanım ve Yakup'un Koyunları'dır. Tiyatroları Mine, Boş Beşik, Nalınlar ve Derya Gülü'dür. Şiirleri Kızıl Tulu Yolu, Harbe Gidenlerin Şarkısı, Başaklar Gebe, Aşk Güneş ve Tufan'dan önce kitaplarında toplamıştır. Denemeleri ise Niçin Aşk ve Senin İçin Niye Demokrasi olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Gelelim Sabahattin Ali'ye. Yine Türk roman ve hikaye anlayışının önemli isimlerinden birisi olan Sabahattin Ali, 1925-26 yıllarında yayınlamaya başladığı şiir ve öyküleriyle edebiyat dünyasına girmiş ve döneminde dikkat çekmiştir. Özellikle sanata toplumdan soyutlamaz ve sanatı topluma hizmet etmek amacı aracı olarak görmektedir. Özellikle ilk romanı Kuyucaklı Yusuf'la birlikte sağlam bir Anadolu romanı örneğini verir. Zaten Kuyucaklı Yusuf da toplumcu gerçekçi bakış açısıyla kaleme alınan Türk Edebiyatı'ndaki ilk roman olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden de yanına yıldız koymamız gereken eserlerden birisidir. Kuyucaklı Yusuf'u izleyen İçimizdeki Şeytan adlı romanında yazar Anadolu'dan artık İstanbul'a geçmiş. İkinci Dünya Savaşı öncesi İstanbul'da üniversiteli aydınlar arasındaki düşünce ayrılıkları, bu yüzden çıkan tartışmalar, sanat çevrelerinde başlayan sosyal ve siyasi düşünce yönelişleri, tartışmalar yüzünden içine düşünen bunalımlar yine bir aşk öyküsüyle birlikte verilmiş. Böylece aydın çevrenin sosyal ve gerçekçi durumlardaki tutumu ve yaşadığı sıkıntılar gözleme dayalı bakış açısıyla ortaya konmuştur. Bir bölümü anı defterinden okunan ve çok meşhur olan Kürkman Tolu Madonna ise bir ailenin çevresiyle ve ailesiyle olan uyuşmazlığı ve bu uyuşmazlığının nedenlerini başarılı bir şekilde ortaya koyar. Bunun yanında baktığımızda romanlarında diğer dönemin toplumcu gerçekçi yazarlarından farklı olarak bireylerin psikolojileri ve etkilendikleri durumlarla birlikte verilmesi özellikle Sabahattin Ali'yi ayrı bir yere koymamızı sağlar. Romanlarında olayların gelişmesi daha çok rastlantılara dayanması onun roman tekniğini biraz zayıflatan bir unsurdur. Özellikle romanlarında sade bir dilin ve güçlü bir anlatımın tercih edilmesi ve samimi bir üslubun bulunması romanlarına dikkat çeker. Eserlerine bakalım. Öyküleri Değirmen, Kaan'ı, Hanende Melek, Ses, Kaan'ı Ses, Yeni Dünya ve Sıça Koştur. Üç romanı bulunmaktadır. Üçünü de bilelim arkadaşlar. Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan ve Kürk Mantolu Madonna. Gelin dönemin bir diğer toplumcu gerçekçi roman anlayışına bağlı olan Kemal Bilbaşar'a. Baktığımızda edebiyatla ilgilenmeyi eğitim enstitüsünde başlamış ve 1937 yılında ilk öykü kitabını yayınlamıştır.
Ay Tutulduğu Gece adını taşıyan romanın toplumcu gerçekçiliğin tam olarak kendisini gösterdiği ve yazarın artık yolunu müjdeleyen bir eserdir. Ege kıyılarında halkın geçimini balıkçılık, zeytincilikle sağladığı bir kasabada geçen romanda kasabanın su sorunu, ırgatların ve balıkçıların sıkıntıları, kalkınmada aydının rolü bir aşk öyküsüyle birlikte verilmiş ve bunlara çözümler önerilmiştir. Asıl başarısını ise Cemo ve Memo adlı romanlarıyla sağlamıştır. Özellikle bu birbirinin devamı olan bu iki roman Cumhuriyet'in ilk yıllarında ve bu yılları hemen izleyen yıllarda Şeyh Said isyanı sırasında Doğu Anadolu'da geçmektedir. Mutlaka bilelim bu iki eseri arkadaşlar. Baktığımızda özellikle Cemo ve Memo adlı romanlarında toplumcu gerçekliği köy ve kasaba yaşayışının karşılaştığı Bir Başka Olur Ağların Düğününde de sürdürmüştür. Bu yüzden bu eserde bir karşılaştırmayı vermesi köyün ve kasabanın tutumunu karşılaştırarak vermesi açısından oldukça dikkate değerdir. Eserlerine baktığımızda Kemal Bilbaşar'ın öyküleri Anadolu'dan Hikayeler, Cevizli Bahçe, Pembe Kurt, Üç Buğdlu Hikayeler ve Irgatların Öfkesidir. Romanlarını Deniz'in Çağrışı, Ay Tutulduğu Gece, Cemo, Memo, Yeşil Gölge, Yonca Kız adını verdiği çocuk romanı, Başka Olur Ağların Düğünü, Kölelik Dönemeci, Beloş ve Zühre Nilem'de toplamıştır arkadaşlar. Toplumcu gerçekçi roman anlayışı içerisinde bir alt başlığı olarak nitelendirebileceğimiz, yine bu çizgide devam eden fakat özel olarak köye ele alması bakımından farklı bir başlık altında inceleyeceğimiz köy gerçekçiliğini ele alan roman ve hikayeyi. Yine söylediğimiz gibi sosyal gerçekçi ya da toplumcu gerçekçi roman anlayışının bir alt dalı olarak karşımıza çıkar. Fakat köy enstitüsü ve buradan mezun olan köy enstitüsü çıkışlı olan ve öğretmenlik yaparak buna dayalı olarak köyde gözlemlediklerini kaleme alan yazarlar bir köy edebiyatını oluşturmuşlardır. Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Dursun Akşam gibi yazarlar köyü ve köylüyü anlatması bakımından köy romancısı sıfatıyla anılmışlardır. Bu anlayış 1945'te başlamış 1970'lere kadar etkisini sürdürmüştür. Yine söylediğimiz gibi köy gerçekçilerinin anlatılmasında köy enstitülerinin kurulması ve bu enstitülerden mezun olan öğretmenlik yapan yazarların köy ve köy gerçekliğini aktarması bulunmaktadır. Fakat köy romanı bizim edebiyatımızda 1945'te başlamaz. Özellikle batılı anlamda köy romanının, roman tekniğinin 1890 yılında Nabizade Nazım'ın Karabibik öyküsüyle başladığını biliyoruz. Bunun devamında Mizancı Mehmet Murat'ın Turfanda mı yoksa Turfa mı adlı eserinde de yine köyün ve köylünün ele alındığı görülmektedir. Bunun dışında 1910 yılında Ebu Bekir Hazım Tepeyla'nın Küçük Paşa adlı eseri köye dönük edebiyatın ilk başarılı örneklerindendir. Çünkü Servet-i Fünun ve Tanzimat edebiyatında köyün ve köylünün başarılı bir şekilde tam olarak aktarıldığı düşünülmemektedir. Bunun yanında 1930'lara kadar geldiğimiz dönemde özellikle milli edebiyat anlayışını sürdüren yazarlardan Refik Halis Karar, Reşat Nuri Güntekin ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu Anadoluculuk ve memleketçi anlayış çerçevesinde köyü ve köylüyü çok başarılı bir şekilde aktarmıştır. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise köy enstitülerinin kurulması köy ve köylüye karşı bakışı değiştirmiş, yazarların da ve şairlerin de köye yönelmesini sağlamıştır. Köy enstitüsü çıkışı yazarlar köylerdeki olumsuzlukları, sağlıksız koşulları, cehaleti, köylülerin istismar edilmesini, yaşanan aksaklıkları ve bunlara nasıl çözümler üretilmesi gerektiği üzerine eserlerinde yer vermiş ve eserlerini de belgelere ve anılara dayandırdığı için gerçekçi bir çizgide oluşturmuşlardı. Köy enstitüsü çıkışı toplumcu gerçekçi olan ve köy edebiyatını ele alan yazarlar içerisinde Mahmut Makal, Fakir Baykurt, Talip Apaydın ve Dursun Akçam'ı almalıyız. Özellikle burada Kemal Tahir'den bahsetmiştik biraz önce. Kemal Tahir'in Bozkır'daki Çekirdek adlı romanında köy enstitüsünün işlendiğini bilmemiz gerekiyor. Sınavda çıkabilir arkadaşlar. Yanına yıldız koyalım lütfen. Gelelim köy edebiyatı dediğimizde aklımıza ilk gelen ve Bizim Köy adlı romanıyla öne çıkan Mahmut Makal'a. 1947'de İlgiz Köy Enstitüsü'nü bitirdikten sonra 6 yıl köy öğretmenliği yapmıştır. 1950 yılında öğretmenlik yıllarındaki gözlemlerini Bizim Köy adlı kitapta yayınlamış ve büyük bir yankı uyandırmıştır bu dönemde. Köy edebiyatı akımının başlangıcı kabul edilir bu eser. Fakat bu kitap nedeniyle Mahmut Makal tutuklanıp bir süre cezaevinde tutulmuştur. Notlara, mülakatlara ve raporlara dayanan bu kitapta Mahmut Makal,
ekonomik sıkıntıları, ilkel malzeme kullanmayı, toprak meselesini, yeni teknolojilere köylülerin yabancı kalmasını, sosyal yardımlaşma ve kooperatifleşme konularını üzerine durmuş ve bu sorunlara çözümler önermiştir. Bir diğer kör romanı yazarı ise Fakir Baykurt'tur. Yanına yıldız koymamız gerekir. Biraz önce saydığımız kör yazarlar içerisinde en başarılısı diyebiliriz teknik açıdan. Yerel kelime ve deyimleri ustalıkla kullanması, kahramanlarını yaşına ve yetiştiği çevreye göre konuşturması açısından oldukça dikkate değer bir isimdir. Özellikle eserlerinde yıkıcı bir karamsarlığın yanında olumlu dilekler ve Marksizme dayalı ütopik özelliklerle dikkat çeker. Yine bakın ideolojiye dayalı bir anlayış. 41 yıllık öğretmenlik hayatının yanında romanları, öyküleri, şiir denemeleri, gezilerinden edindiği izlenimleri, çocuk kitapları, halk masalları ve değerlendirme yasalarıyla pek çok edebi türde eser ortaya koymuştur. Şiirle başlayan edebi hayatına romanla hikayeyle devam etmiştir. Birbirini izleyen nehir roman diyebileceğimiz fakat ayrı ayrı da okunabilecek romanlar kaleme almış ve üçlemeler oluşturmuştur. Bu üçlemelerden en meşhuru olan Irazca üçlemesi diye adını verdiğimiz Yılanların Öcü, Irazca'nın Deliği ve Kara Ahmet Destanı oldukça önemlidir. Bu Duisburg üçlemesi adını verdiğimiz Yüksek Fırınlar, Kocalen ve Yarım Ekmek adlı üç romanda ülke sınırları dışına taşan köy insanının uyum sorununu ele alır. Kaplumbağalar, Amerikan Sargısı, Tırpan ve Keklik ise olay örgüsü Ankara köylerine geçen romanlardır. Özellikle Fakir Baykurt'un romanlarındaki anahtar kelimelerinden birisi kör gerçekliğinin zıt kavramlar üzerinden vermesidir. Bu da onun çatışmayı vermesi açısından oldukça başarılı bir üslup benimsediğini gösterir. Eserlerinden bazılarına bakalım. Romanların Yılanların Öcü, Irazca'nın Deliği, Onuncu Köy, Amerikan Sargısı, Kaplumbağalar, Tırpan, Karahmet Destanı ve Yarım Ekmek. Hikayelerinden bazıları ise Çilli, Efendilik Savaşı, Can Parası, İçerideki Oğul, Gece Vardiyası ve Barış Çöreği'dir arkadaşlar. Gelelim Talip Apaydın'a. Yine yanına yıldız koymamız gereken önemli isimlerden birisidir. İlk şiirlerini Doğuş ve Köy Enstitüsü dergisinde çıkarmıştır. Köy Enstitüsü çıkışı yazarlar içerisinde önemli bir yere sahiptir. Eserlerine genellikle Orta Anadolu köylerini ele almış ve bu köylerdeki görünümleri ortaya koymuştur. Baktığımızda ilk romanı olan ve yanına yıldız koymamız eserlerden birisi olan Sarı Traktör, tarımda makineleşme konusunda bir umut olarak yaklaşır. Yerbükünde ise köylüler arasında toprak ve su paylaşımı ile ilgili çekişmelerin olduğu zorlu yaşam koşulları Sarı Traktör'de ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Öykü ve romanlarında özellikle doğa betimlemelerine yer vermesi oldukça başarılıdır. Eserlerinden bazılarına bakalım. Romanların Karanlık Dünya, Büyük Balıklar, Ekilmemiş Topraklar, Yedinci Gün ve Bodrum'uza Vuran Deniz. Hikayelerini İnsansız Şehir'de toplamış, şiirleri Kıvılcım adlı kitapta toplamıştır. Araştırma ve incelemeleri arasında düşünce tarihi ve Türk hikayeciliği bulunmaktadır. Gelelim Sadri Ertem'e, yine yanına yıldız koymamız gereken isimlerden birisidir. Dönemin önemli gazete ve dergilerine yazıları ve eserleri yayınlanmış ve tevkife edilmiştir. Eserlerinde özellikle gözlem ve kurgudan çok kuramsal bilgilere yer vermesi açısından dönemin bağlı olduğu diğer yazarlardan ayrılmaktadır. Daha çok köylü ve işçi sınıfının sıkıntılarını dile getirdiği romanlarında özellikle gerçekçiliğe bağlı kalmıştır. Romanlarında roman tekniğine fazla önem vermediği, toplum sorunlarına bir çözüm getirebilme çabasının ön planda olduğunu, bu yüzden de ideolojik temellendiğini söylemeliyiz. Yanına yıldız koymamız gereken Avrupa'dan ucuz malların gelişiyle küçük sanat sahiplerinin içine düştükleri sıkıntıyı ve köyden kente göçü ele alan Çıkrıklar Durunca adlı ilk romanı oldukça önemlidir. Eserlerine baktığımızda romanları Çıkrıklar Durunca, Bir Varmış Bir Yokmuş, Yol Arkadaşları ve Düşkünler. Hikayelerini ise Silindir Şapka Giyen Köylü, Korku, Bay Virgül, Bir Şehrin Ruhu, Bacayı İndir Bacayı Kaldır adlı eserlerde toplamıştır arkadaşlar. Gelelim yine köy edebiyatının önemli yazarlarından olan Abbas Sayar'a. Köylü ve köylünün sorunlarını ayrıntılı bir şekilde ele almış ve ideolojik bir tutum benimsemiştir. Onun da özellikle ele aldığı mekan olarak seçtiği yer ise Yozgat'tır. Yozgat'taki köylülerin sıkıntılarını dile getirir. Özellikle romanlarında genel dile ve şiire yer vermesi açısından gerçekçiliğe bağlı kalmıştır. Eserlerinden bazılarına baktığımızda romanları Yılkı Atı, Çelo, Can Şenliği ve Salkım Saçak. Hikayelerimi Yorganımı Sıkı Sar adlı kitapta toplamıştır.
Şiirlerini ise gönül sandalı, boşluğa takılan sesle toplamıştır arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde modernist ve postmodernist romanlarla devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.